Baba, biz akşam dışarıda yiyeceğiz yemeğimizi. Geç olmadan döneriz. Damla. Davet etmiştin yemek için. Çocuklar nerede? Ha? Neredeler? Bir aksilik olmuş. Sıkma canını. Ha? Ne var bunda? Sıkma canını. Yalnız Cenk ne kadar üzüldü doğum gününü unuttuk diye, gördünüz mü sabah yüzündeki ifadeyi? Benden umudu vardı biraz ama baktı ki umurumda değil. Cenk'ten oyuna gelmişsin. Bu da sana dert olsun. Dert dediğin böyle olsun ya. Senin canın sağ olsun. Kızmadın değil mi? Ya ben kızar mıyım sana? Sen yeter ki yanımda ol. Ben her şeye razıyım. Bak bak bak, laflara bak. Romantizmin prensi, kelimelerin efendisi Cenkçiden hemen döktürdü. Bence sen dalga geçeceğine örnek al birazcık. Evet, doğru söylüyorsun. Bundan sonra benim ne zaman başım çıkışsa ben hemen abime gideceğim. Pardon. Sen mutlu oldun mu? Efendim, Damlacığım. Babam bu akşam için böyle bir yemek organize etmiş. Hep beraber olalım diye. Hani sürpriz olsun diye. Ben geldim. Siz neredesiniz? Ama bizim haberimiz yoktu ki. Biliyorum, biliyorum. Haberiniz yok ama bak, baban çok üzüldü. Çok kırıldı. Yani şimdi şey, bir de not bırakıp çıkmışsınız. Pek de hoş olmamış o sonuçta. Aynı evde yaşıyorsunuz, öyle değil mi? Gel bence babanın gönlünü al. Yani bak, babam barışmak için çok çabalıyor. Değil mi? Hani siz de artık uzatmayın Damlacığım. Damla. Efendim, buradayım. Ha, sen cevap vermeyince ben de şey oldum tabii ki. Yani isterseniz siz yola çıkın, ben o sırada babanı oyalarım, tamam mı? Ya ama biz şu an Azra'lardayız. Yani yemek için geldik. Kutlama varmış bebek için. Ya bir de Cenk'in doğum günü. Anladım. Tamam, gitmişsiniz işte. Görmüşsünüz herkesi. Daha ne duruyorsunuz orada? Bir bahane bulun, artık çıkacaksanız çıkın oradan. Bak, baban çok üzülüyor diyorum. Hem gelirsen baban çok mutlu olur. Aranızı düzeltmeniz için çok iyi bir fırsat Damlacığım. Tamam, ben bir Arda'yla konuşayım. Tamam, ben bekliyorum. Tamam mı? Ha Damla. Efendim? Babana sakın söyleme Azra'larda olduğunuzu. Yani öyle Cenk'in doğum günü falan, onları karıştırma, tamam mı canım? Tamam. Tam görüşürüz. Sen kiminle konuşuyorsun? Ama bir şeye mi baktın? Aslında ben seninle bir şey konuşmak istiyordum. Tabii, bir sorun mu var? Yok yok, sorun yok. Sorun yok. Yani biz size bir ev almak istiyoruz. Yani düğün hediyesi olarak.
Olmaz. Yani hiç gerek yok. Olur mu canım? Gerek yok. Bence var. Yani çünkü hiçbir şey yapamadık size. Ya öyle olur mu hiç? Kutlama yaptınız, yemek verdiniz. Ay tatlım, o zaten alelacele verilmiş bir davetti sadece. Sen çelenlere gelin geldin. Sen bizim en kıymetlimizsin, ailemizin en yeni üyesisin. Tabii ki yapacağız biz bunları. Yapmayacağız mı? Bak. Ben senin burada bizimle yaşamak istemediğini biliyorum. O yüzden size bir ev almak istiyorum. Yani ayrıca ben bu konudan babana da bahsettim. Babama mı? Babam ne dedi peki bu duruma? Yani olmaz demedi en azından. Yani o da ikna olacak zamanla belli ki. Ama asıl sizin karar vermeniz lazım tabii buna. Bak şimdi sen bir düşün, tamam mı? Acele etme. Düşün. Yani olmazsa biz Arda'ya da söylemeyiz. Beraber çıkar gideriz, seninle bakarız bir ev. Arda'ya da sürpriz yapmış oluruz sonrasında. Ha? Tamam. Tamam, o zaman bu ikimizin arasında şimdilik. O zaman şimdi hemen bir anlaşma yapıyoruz. Şu arayı bir açalım hemen. Abi bak, baştan bir seninle anlaşalım. Şimdi basket oynamaya, gitar çalmaya falan yerime ben öğretiyorum. Yani tamam, sen romantizm konusunda gayet başarılısın. Ben buna bir şey demiyorum ama benim de kendi çapımda yeteneklerim var yani sonuçta, değil mi? Onlar bende. Tamam, sen de. Damla yengesi de nota öğretir artık. Ya öğretirim tabii. Bu arada bizim kalkmamız gerekiyor. Kusura bakmazsınız değil mi? Yani Damlacığım, saat daha erken değil mi? Kalsaydınız biraz daha. Ne aceleniz var? Daha kahveler yapılıyor. Yemeği babamla yiyeceğiz de yani öyle demiştik. Öyle konuşmuştuk ya Ardacığım, unuttun mu? Tamam kızım, gidin o zaman. Madem söz verdiniz Arda, hadi gidin bakalım. Sizi geçireyim. Tamam. Aa, ama bak bu olmadı böyle. Yine gelin, tamam mı? Geliriz tabii ki. Annem. Yine gelin annem. Bak annem, seni de öpeyim. Ya bak ne diyeceğim Azra? Şu ultrason resimleri çıkınca bana da haber verin. Yani çocuk kesin bana benziyordur ama ben yine de bir bakmak istiyorum. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. İyi, hadi bakalım. Hadi güle güle. Allah korusun hepsini. Amin. Ha, Cenk'in doğum gününü söylüyorsun sen. Beni Cenk'in doğum günü falan ilgilendirmiyor. Ben senin kiminle... Tamam, biliyorum. Sen benim kiminle konuştuğumu merak ediyorsun. Hülya ile konuşuyorum. Kimle konuşacağım yani? İşte Serap'ı görmüş de böyle işte anlatıyor. Doğum günü falan filan varmış. Ben çıkıyorum. Nereye çıkıyorsun? Ha? Bilmiyorum. Olmaz. Oturacağız, konuşacağız. Barış, aksilik olmuş. Yemekten bile haberleri yok çocukların. Haberleri olsa gelirlerdi diyorsun. Tabii ki gelirlerdi. Eminim ben bundan. Hiç sanmıyorum. Ben ne yaparsam yapayım olmuyor. Kimseye yaranamıyorum. Aramız düzelsin diye uğraşıyorum ama Damla'nın umurunda bile değil. Aynı evde yaşıyoruz. 3-5 kelimeden, cümleden başka bir şey konuşmuyoruz bir kısımda. Gayet normal. Sen de misin? Evet, ben de. Şimdiki gençler böyleler Barış, gerçekten. Bizden sıkılıyorlar. Bizle vakit geçirmek istemiyorlar. Yemek yiyince hemen odalarına çıkmak istiyorlar. Ayrıca konuşsalar anlayacak mısın sanki? Kafa açıyorsun falan gibi şeyler söylüyorlar. Ben anlamıyorum açıkçası. Bak ortak noktamız var, gördün mü? Onları anlayamıyoruz. Tamam Sumru, yorma kendine. Senin bir suçun yok, yapabileceğin bir şey yok. Peki gideceksin yani. Tamam git. Bak çekiliyorum önünden. Git, nereye gitmek istiyorsan git. Yalnız bir şey söyleyeyim. Yine kaçıyorsun sorunlardan.